Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ramazanı da ortaladık. Rabbim bayram eriştirsin inşallah. Dünkü derste ilk Müslümanların özelliklerini yani ortak özelliklerini kimlerden oluştuğunu görmeye çalıştık. Zaten şunu ısrarla söylüyoruz. İlk Müslümanlar şunlardan şu sınıftan oluşuyordu demek kolay. İslam şu sosyolojik vakanın bir neticesidir demek de kolay. Yani bunlar böyle açıklaması kolay olan şeyler. Zaten bu kadar basit olmadığı için dünya tarihinin en önemli hadisesi diyoruz biz İslam'ın doğuşuna. Erkam bin Ebil Erkam'ın evi bir hareket merkezine dönüştürüldü. Evin fiziki şartları buna çok müsaitti. Hem de aynı zamanda lokasyon olarak da buna çok müsaitti. Yani böyle bir eve neden ihtiyaç duyuldu? Bak şunu üzerinde du durmaya çalışıyorum. Kendi kendini sözünüz kesen bir adamım ben. Orada bir virgül koydum. Şunu özellikle görmeye çalışıyoruz, vurgulamaya çalışıyorum. Bu İslam'ın seyrinde her bir dönem son derece böyle titiz düşünülerek, hesaplanılarak ve her şey bütün ayrıntısıyla baştan tasarlanarak oluşturulmuştur. Ve her bir dönem bir sonraki dönemi hazırlar bir sonraki döneme taşır. Bu çok mühimdir. Çok samimi duygularla bir araya gelmiş, oluşturulmuş teşekkürler, tekevvünler çok böyle acemice hareketlerden dolayı yani sosyolojinin kanunlarına riayet edilmediği için hebe en mensura olmuştur. Yani dağılmış, saçılmış, hiçbir işe yaramamış, emekler zayi olup gitmiştir. Böyle çok örneği vardır bunun yani. Dolayısıyla bir harekete kalkışıldığında, bir olay, bir teşekkül meydana geldiğinde burada ne yapılması gerektiği, hangi hareketlerin hangi dönemde, hangi sözün hangi zamanda söyleneceği bütün ayrıntısıyla baştan tasarlanılması lazım. Bu çok mühimdir. Yoksa öbür türlü bir hareket sözünü ne zaman söyleyeceğini belirleyemezse, hangi davranışı veya mesela neyi önceleyeceğini baştan iyi tasarlayamazsa yok olur gider. Gider yani. Hani diyoruz ya fiziğin bir kanunu var. Sen bu arıza müdahale edeceksen bu arzın fizik kanunlarını göz önünde bulundurarak müdahale edeceksin. Sosyolojinin de bir kanunu var. Yani insana müdahale ederken psikolojisini dikkate almak gerektiği gibi topluma müdahale ederken veya toplumsal bir hadiseye kalkışırken o toplumun kanunlarını, kurallarını, işte esaslarını, ilkelerini, kıstaslarını dikkate almak zorundasın. Burada şöyle bir soru gündeme gelebilir. Yani bu bu kadar profesyonellik, bu kadar stratejik taktik yaparak yürüme filan buradaki ruhu, samimiyeti, saflığı yok etmez mi? Bu da çok sorulur. Bu saflıkla bu çok dikkatli ve sistemli gitme birbirine zıt değil. Sadece burada hareketin gidişatını belirleyen temel unsur ne? Yani merkezde ne var ve hangisi birinci derecede etkin, hangisi tali konumda etkin? Bunu hesaplayabilmek çok önemli yani. Zaten Az önce mesela fizikten örnek verdim ya. Hani fiziğin yasası var filan. E fizikte de kaos yok mu? E var. Yani kozmozla kaos birbirine zıt değil. Atom altında kaos var. Atomlarla efendim madde oluşuyor. Maddede bir kozmoz var ama kaosun tetiklemesi bir anda kozmozun yörüngesini yönünü değiştirebiliyor. Her türlü profesyonellik ruhu öldürür efendim samimiyeti yok eder. O saflığı biraz azaltır tamam. Ama zaten bu hareket çok saf, çok temiz, çok efendim samimi duygularla yani tamamıyla insanların duygularına, inançlarına hitap eden bir hareket. Yani bir kere merkezde bu var yani. Ama şunu demek istiyorum. Öyle hani saf derun insanların bir araya gelerek sadece inançlarından efendim sadece hakikati temsil etmiş olmalarının vermiş olduğu motivasyonla hareket etmediler. Yani belli başlı plan dahilinde de işlediği işler biraz yani böyle paldır küldür yürümedi. Bu vurguyu şunun için yaptım. Çünkü gerçekten böyle bir siyer anlatımı var yani. Böyle rastgele. Şimdi düşünsene 200-250 kişilik bir Müslüman grup var. Bunların kendi içindeki düzeni nedir? Peygamberle aralarında bir hiyerarşi var mı? Mesela cemaatin içerisinde iç disiplin nasıl sağlanıyordu? İrtibat, ilişki, haberleşme nasıl gerçekleşiyordu? Buna dair hiçbir şey gördünüz mü? Nübüvvetin konumu neydi tam olarak? Bugün bizim bildiğimiz, anladığımız gibi bir şey miydi mesela? Bundan ne kadar emin olacağız? Hz. Abbas'ı öldürmeyin diyor Bedir Savaşı'na giderken e kalkıyor çok da meşhur bir sahabe. Ne diyor? Abbas'ı mı öldürmeyeceğiz? Biz orada babalarımızı, çocuklarımızı öldüreceğiz. Abbas'ı öldürmeyeceğiz ha. Abbas'ı görürsem suratını kana bulayacağım diyor. Allah Resulü de üzülüyor mesela. Yani böyle çok lider teba ilişkisi Bile bu kadar esnek olmaz yani. Buna tahammül edilecek düzeyde bir ilişki söylenemez yani. E belki mesela Mekke'deki durum nasıldı yani? Şimdi bu kadar siyer anlatılıp da o günkü durumu böyle bütünüyle aydınlatacak o cemaatin ilişkisini ve işleyiş şeklini anlatan çok fazla şey görmediğimiz için ona vurgu yaptım. Yoksa o saflık, o duruluk her zaman zaten cemaatin ana rengini belirliyordu zaten. Yani i̇nanç hareketi bu zaten. Bir iman hareketi bu. Dolayısıyla tamamıyla coşkun ırmak gibi insanların iradeleri efendim taşmış önlerinde, şey önlerine katmış insanları sürüklüyordu. Hakikate doğru, cennete doğru yani. Ama orada bir düzen de vardı. İşte Ebu Zer'e diyor ya sen git diyor Allah Resulü. Bak bu rivayet çok böyle göz ardı edilir. Sen git diyor. Sen biz güçlendiğimiz zaman gelirsin. Şimdi bu karargah evde neler yapıldı? Birincisi nazil olan ayetler var. Ve Mekke'deki özellikle ilk dönemlerde nazil olan ayetler sahabeyi yetiştirdi. Yani sahabe Mekki surelerle yetişti diyebiliriz. Biz bugün Musaf elimize aldığımızda Bakara suresinden başlıyoruz. Halbuki Bakara suresi imanı tamamen oturmuş, kemal ermiş. Bütün ruhunun hücrelerine, zerrelerine kadar sirayet etmiş, girmiş. insanı tamamıyla fethetmiş bir cemaate nazil oldu. İlk inen sureler müthiş bir kıvam kattı o insanlara hem akıllarını hem kalplerini hem yüreklerini bütün varlıklarını günlük disiplinlerini her şeylerini baştan sona inşa etti. Yepyeni bir insan topluluğu meydana getirdi yepyeni bir cemaat oluştu. İnsanı bir kere baştan aşağı değiştirdiği gibi o değişen insanların oluşturduğu topluluk da tanınmayacak halde insanların böyle şaşkınlıkla kendilerini alamayacakları kadar muazzam bir harekete, bir cemaate dönüştü. Bu ayet-i kerimelerde ne vardı? Bu ayet-i kerimelerde ana hatlarıyla şunları söyleyebiliriz. 1- Ba'tü ba'del mevt en temelde. Ölüm ve ölüm sonrası hayat. Ahiret şuur, onu geçen derste bahsetmiştik biraz üstüne çok durmayacağım. Ahiret duygusu, ahiret inancı ve ölümü anlamlandırma hayatı anlamlı kılar. Yani hayatı ölümden kurarsın. Her şey zıttıyla mülkeşif olur. Bir kere çok mükemmel bir ahiret inancı edindi bu insan. İki, kainat mesela. Evren, kainat. Üçüncüsü, cennet, cehennem dikotomisi. İnsan zaten hani o bütün varlıkta da o dikotomik bir durum var ya. ...ikilik, her şey böyledir yani. İyiler, kötüler. Güzel, çirkin. Bu estetik ayrımıdır mesela. Zaten Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle olduğu için tektir. Eşi yoktur. Bir karşıtı yoktur. Zıttı yoktur yani. Tektir. Kainatta tek olan tek şey Allah'tır. Azze ve Celle. İnfak mesela çok vurgulanıyor. Ama böyle sistemli, düzenli böyle kırkta bir diyebileceğimiz ki bu zaten çok sonra oluştu. Bir şeyle gerçekleşmiş de değildir infak yani. Şu hataya düşmememiz gerekiyor. İslam'ın ilk dönemki durumunu göz önünde bulundurarak bir İslam ütopyası yaratılmaya çalışılıyor. Bu çok bilinir. Kölelerin haklarını savunarak ortaya çıktığı iddiası bir söylemi teyit eden, altını dolduran bir mesela iddiadır. İşte mesela bu çok en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi. Fakirlerin hareketiydi bu. Değil. Enginler daha fazla içinde. Ama İslam'ın ortaya çıkışındaki kullandığı dile baktığımız zaman fakirlik diye bir problemi de var. Yani toplumdaki fakirliği giderme diye bir derdi de var. Siz en başa, en merkeze yani meselenin atom çekirdeği olabilecek bir yere ahiret duygusunu yerleştirirseniz infak kolaylaşır. Her şeyin merkezinde o vardır yani. İnsanlar eğer bu dünyanın geçici olduğunu ve ahiretin mezrası, tarlası olduğunu, ahiretin dünyadan kazanılacağına inandırmayı başarırsanız, insanlar ahireti kazanmak için dünyadaki ellerindeki malları, servetleri çıkarmayı bilirler. İman kadar iradeyi tetikleyen, harekete geçiren ikinci bir şey yoktur. Ne o gününkü insanın ne de herhangi bir çağın herhangi bir döneminde emsaline rastlanmayacak bir kardeşlik uhuvvet gerçekleşmiştir. Biz uhuvvet hep Medine'de kardeşleştirme sistemi vardı ya mesela. Medine'de olduğunu zannederiz. Ama Mekke'de de bir uhuvvet sistemi kurmuştur Resulullah. İkili. Herkesin bir kardeşi vardı. Mesela bu çok görünmez, bilinmez bu rivayetlerde mesela göz ardı edilmiştir. Ama Mekke dönemine dair rivayetler az olduğu için biz mesela bu tarz bilgileri çok zor ulaşıyoruz yani. En o kadim siyer metinlerin şeylerine, hadis kaynaklarına bakarak birçok bilgiyi çıkarttım yani. Mesela o kuvvet meselesi anlıyoruz ki o cemaatin bir iletişim, bir irtibat, bir çalışma şekli vardı yani. Yani Müslüman oldum ve iyi yani. Hani böyle bir Fenerbahçeli olmuş gibi bir durum yok yani orada. Sistemli çalışan bir yapı var orada ve herkes vazifesini biliyor. Herkes bir kere neye dahil olduğunu biliyordu. İman eden neye iman ettiğini biliyordu. Kafir de neye küfür biliyordu. O iman ve küfür ayrımı hayatın merkezinde bir yerde duruyordu yani. Hani mümin olmak böyle sofrada sos gibi değildi. İnsan hayatının böyle bir sürü mesela kimliğin var senin. Hangisi bunlar senin için çok daha etkindir yani? Misal veriyorum senin işte Sakaryalı olman da bir kimliktir. Ama Müslüman kimliği kadar sende senin iradende etkili olamaz. Mesela Sakarya sporlu olman misal bir kimliktir. Ama hiçbir şekilde sana Sakaryalı olmak kadar etkili olmayabilir. O günkü Müslüman olmak demek ve kafir olmak demek insan iradesini tetikleyen, harekete geçiren yani insanı var eden maddi ve metafizik her türlü unsurların en merkezinde yer alan bir şeydi yani. Şimdi buradan baktığın zaman anlıyorsun ki ya bu hareket böyle başıboş isteyen işte Müslüman olan olur, olmayan olmaz. İşte Müslüman olan hayatına olduğu gibi devam eder gibi bir şey değildi. Herkes biliyordu neye girdiğini yani. Biliyorlardı bir savaşa girdiklerini. İnfak mesela ilk dönem ayetlerde infak emredilir ve infak destanı yazılır ki dünyada göremezsiniz böyle bir şeyi yani. İnsanların kendi kazançlarıyla elde ettikleri büyük bir zorlukla kazandıkları malları, servetleri, gözünü kırpmadan hiçbir akrabalık bağı olmayan insanlar için seferber ettikleri bir dünya kuruluyor orada yani. Kureyşi harekete geçiren, Müslümanları büyük bir tehdit olarak algılamalarına sebep olan vesile olan biraz bunlar oldu yani. Bu normal bir şey değil yani. Hani daha önce hanifler vardı filan hep bunları söylüyoruz. Alay ediliyordu. Yani şimdi misal veriyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devleti yok etmeyi hareketinin temel amacı kılmış bazı topluluklar sosyolojik hareketler mesela var olduğunu bilmez mi? Ama bunları yok etmeye kalkışmaz. Hiçbir devlet kalkışmaz. Çünkü zararsızdır yani. Hani bir tehdit ifade etmiyor. Yani ciddiye almaz yani. Yani bu ciddiye almama sadece küçümseme anlamına gelmez. Çünkü yok etmeye kalkarsan daha büyük bir tepkiyle var olabilir. Yani bastırdığın yer daha büyük bir yerden çıkabilir. Kontrollü muhalefet diye bir kavram var ya bugün siyaset felsefesinde. Kontrollü muhalefet yani. Amerika'nın biraz gücü buna dayanır. Kontrollü muhalefet. Muhalefeti yok etme o üçüncü dünya ülkesi tarzıdır. O yüzden hani özgürlük ülkesi diyorlar ya Amerika'ya. O özgürlüğü o tanıyor bilmiyor haberi yok yani. Ya çıkmışsın, sövmüşsün filan. Çok da Amerikanın umurundaydı. İşte Amerika aleyhinde istediğini söyleyebiliyorsun. Amerikan bayrağı yakabiliyorsun. Allah Allah ne özgür bir ülke. Büyük patronlardan bir tanesi yapsın bunu. Hakikaten oradaki kapitalizmi tehdit edecek bir harekete dönüşsün. Bakayım aynı mı oluyor? Şimdi orada da Kureyş için bir tehdit, bir tehlike olmaya başladı. Çünkü çok etkiliydi. Etkili olmasının iki temel sebebi var. Birincisi söz çok etkili. Kur'an. Kimin kulağından giriyorsa kalbini fethediyor. Yüreğini kazanıyor yani. İnsanların kafalarını değiştiriyor. Hayatlara bakışlarını değiştiriyor. Birincisi sözün kendisi çok etkili. İkincisi bu sözün oluşturduğu cemaat yani o topluluk öyle bir yaşam tarzına sözün etkisiyle öyle bir yaşam tarzına bir yaşam toruna kavuşuyorlar ki emsaline rastlamak mümkün değil. O Kur'an'ın etkisi pratikte hayatlarında da bir karşılık buluyor. Yani bir söz çok etkilidir. Çok iyi bir hatip, çok iyi bir şair, efendim çok böyle retoriği güçlü bir siyasetçi. Ama bakarsın ki tamam insanlar dinliyorlar, kulak veriyorlar ama e, yani buna tabi olan insanlar bir sistematik bir hareket nizamı ortaya koyamadılar. Bir cemaat oluşmadı, bir organizma gerçekleşmedi. Organize oradan gelir, organdan gelir değil mi? Elin, gözün, kulağın bir irade ile hareket etmesi. Aynı anda insan iki şeyi talep edemez. Ben aynı anda bu kitabı elime almayı ve bu kitabı elimden bırakmayı talep edemem, arzulayamam yani. Tek bir irade tarafından yönlendirilmez. İşte bu biraz büyük bir tehdit oluşturuyordu müşrikler için. Ona, da, ona göre de bir şey oluştu. Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde bu sureler öğretiliyor ve bir davet çalışmaları, özel davet çalışmaları bir tarafıyla devam ediyor. Bir tarafıyla da insanlar o eve girdiklerinde yaşamları değişiyor hayata bakışları bambaşka bir hal alıyor. Pratikte değişiyor yani. Yani insanın yaşamını değiştirmekten daha zor ne olabilir? İnsan kendi hayatını değiştiremiyor icabında. Bazı alışkanlıklarından vazgeçemiyor, kaygılarından kurtulamıyor. Hayatındaki korkuları izale oluyor. Efendim korku şekli değişiyor mesela. Ahiretten korkuyor, dünyevi telaştan kurtuluyor filan. Başka bir insana dönüşüyor. Yeknesak bir yapı var ortada. Bir kabile kültürü var. Bir toplum var, tek tipleşmiş bir toplum var. Ve birileri çıkıyor, başka bir imaj ortaya koyuyor. Hareketleri, yaşam tarzları değişik. Müslümanların kamuda görünür olmaya başladığı dönemdeki halleri çok benziyor buna Türkiye'de. Şimdi Türkiye bir rejim var burada. Baskıyla 50 yıl seçime gitmemiş zaten. Diktatörlük olmuş. 50 yıl sonra bir seçim başlamış ama o diktatörlüğün gölgesinde. Ve tek tip bir insan ortaya çıkartmış. Türk insanı nasıl giyinir, nasıl konuşur, kıyafetine kadar devlet belirlemiş. 90'lardan sonra artık Müslümanlar Türkiye'de kamuoyunda, kamuda görünür olmaya başlamışlar 90'larla birlikte ve bu gittikçe artmış. Okuyan insanı, eğitimlisi, yazarı, kültür üreten insanı, sanatçısı filan ne oluyor? Ya önceden yok muydu? Vardı. Vardı ama görünür değildi. Bu Türkiye'nin aydınlık imajını bozuyor demeye başladılar. Hani başörtüsü meselesi 97'de 28 Şubat oldu. Korkunç bir zulüm oldu. Şimdi ona benzetiyorum biraz. Yani o günkü Müslümanlar artık yavaş yavaş Mekke'nin genel görünümünü bozabilecek bir şey ortaya koydular. O genel tek tip görüntüsünü bozacak. Bölücü bir durum yani. Kabile düzenini bozan en önemli şey bireycilikti. Yani sen kabilene rağmen farklı bir tavır al almaya başlamışsın. Bu büyük bir tehdit. Bunun mottosu şudur. Gençlik nereye gidiyor? Normalde sonradan hani İslam güçlendikten sonra o Arap yarımadasına İslam nasıl yayıldı? Kabile reisleri geldi. Kabilenin adına Toplu halde iman ettiler. Yani senin nasıl düşüneceğini, nasıl yaşayacağını kabile olarak karar verilir. Şimdi bu böyle çok böyle anlamsız gelebilir ama kabile o kadar bir bütündür ki sen cinayet işlediğinde bile sana mal olmaz bu sadece. Bütün kabilen sorumludur. İşlediğin suçtan da yani. Mesela yüz kızartıcı bir şey yaptığında da kabilen sorumludur. Yani bireysellik çok çok cılız bir yerde durur. İnsan kendi ismini bile alamıyor ya. Babasının oğlu babasıyla anılır yani. Babası da onun babasıyla anılır. Bir kabile yumağının içinde sadece bir tüy olarak varsın sen. İşte İslam o birey, bireyciliği biraz ortaya çıkardı, tetikledi. Ama bu öyle bir şeydi ki mesela öyle paradoksal ki insanı bireyselleştiriyor ama farklı bir cemaatin parçası kılıyordu. Bir taraftan bireyselleştiriyor ama bir tarafıyla da cemaat kılıyor seni. Bir cemaatin ferdi kılıyor. Arasında ne fark var? Şu fark var. Birincisinde senin iradenin hiçbir tesiri yok. Senin o kabilenin içinde bulunmanda da bulunmamanda da senin hiçbir daklin tesirin yok. İraden yok. Seçmiş değilsin. Yani oradaki bireyselleşme gerçek manada bir özgürleşmedir. Buradaki cemaatleşme ise özgürlüğe engel olmadığı gibi özgürlüğün bir şeyidir. Tescilidir. Çünkü burada iradenle tercih ediyorsun. İkincisi diyelim ki kabile anlayışını kendi iradenle kabullenmiş olsan diyelim böyle kabul edelim. Bu kabileyi diğerlerinden farklı kılan, bu kabilenin sana kattığı hiçbir şey yok. Çünkü tamamıyla kan bağından oluşuyor. Hani bak iradeden ayrı bir şey anlatmaya çalıştığım iradeden daha farklı bir şey yani. Burada ise ilkeler, inançlar var. Öbür tarafta senin kabileden çıkmak diye bir şeyin yok. Kabileden çıkmak diye bir şey var bu arada. Onu konuşuruz inşallah. E şöyle yani hani kabile birini reddedebiliyor. Ama bir baba oğlunu reddedebiliyor mu? Bu öfkedir. Sadece duygusal bir reddir. Baban dese ki benim bundan sonra böyle bir oğlum yok. Öyle bir şey olabilir mi? Babasız evlat mı olur? Oğlu yani. Onu reddedemiyorsun. Yani benim öyle bir babam yok dediğinde babam mı olmamış oluyor? Anlatmaya çalıştığım o. Buradaki varoluşsal durumu inanılmaz derecede pasif insan onuruna ve yaratılışına ters. Her türlü kabileci, işte ırkçı anlayış da böyledir. İnsanları sadece bir yığının, bir sürünün ferdi kılar. Bunu yıktı işte Diğer tarafta diyeceksin ki bir cemaat oldu. O ce o cemaat gerekli mücadele edecek neticede. Bak bugün de böyle bir gençlerde böyle fitne olmuş bir şey var yani. Hani ben bireyselciyim, cemaatlere karşı falan falan. Halbuki buradaki cemaat senin kendi iradenle girip oradaki ilkeleri kabullenip sözleşmeye dahil olup bir gayenin peşine düştüğün zaman gerçek manada özgürleşmiş oluyorsun. Bir insan kendi özgür iradesiyle özgürlüğünü yok ettiğinde özgür olmuş olur mu? Bir insan bir topluluğun ferdi olduğunda kendi iradesiyle bunu tercih etmiş olduğunda özgür olmuş olur. Çünkü bir sözleşmeye dahil olmuş olur. Biraz bunun üstünde fazla durduğum gibi görünebilir. Çok konuşulan, üzerinde çok böyle spekülasyon olan bir mesele. Ama diğer tarafta senin hiçbir şekilde iraden yok. Oradaki bağlılığın senin hiçbir ilkeye de dayanmıyor. Senden kaynaklı bir hüviyetin, hususiyetin de yok. Sadece kan bağı. Dışlansan bile oralısın. Şöyle diyoruz ya, insanı diğer varlıktan, canlılardan ayıran en önemli şey nedir? İcat etme güdüsü. Bir şey var etme üretebilmek yani, ya parmakların bile bu kadar ayrıntılı kıvrımlarla oluşması yani, elin yaratılmış olması bile bu basit bir şey değil. Yani çoğu filozofa göre insanı insan eden elidir. Yani üretebilme şey, kabiliyeti bir pençeden daha güçlü olmuş oluyor yani. El kasları mesela en hassas kaslar. Kadın erkekten güçlüdür mevzusu konuşulurken anatomi uzmanı söylemişti. E kısa kaslarda kadın daha güçlü demişti. Üretmede mesela daha estetik, daha böyle zarif şeyler üretmede kadın daha önde demişti. Hakikaten mesela o el işi filan erkeğin çok yapabileceği bir şey değil. Halbuki mesela bir üretme dediğimiz şey daha inceldikçe, zarafeti arttıkça kıymeti çoğalır. Yani bir inşaat yapmak mı yoksa ne bileyim bir işlemci icat etmek mi veya bir iPhone ne bileyim bir şu anda öyle bir ses kayıt cihazları var ki gözle görülmüyor yani. İşin ehlinden öğrendiğim bir şey bu. Mesela istihbaratın elinde gözle görülemeyen ses kayıt cihazları var. Düşünebiliyor musun yani toz taneciği kadar küçülmüş. Bu mu daha maharetli bir şey? İşte yaratma güdüsü bir kabile düzeni içerisinde bir şey ifade etmez. Böyle anlatıyorum ama şunu biliyoruz tabii. Bir kabilede bir insan kabiliyetlerine efendim gelişmişlik düzeyine göre de görev alır. Bu da ayrı bir şey yani. Ama kabile içerisinde görev alır. Yine iradesi etkin değildir. Şimdi o gün iki insanlarda bireyselcilik çok daha gelişmişti. Peki İslam öncesi dönemde bunu böyle olmasını sağlayan şey neydi? Ticaret. Servet ve ticaret. Hakikaten İslam'dan önceki Mekke'deki o ticaretin yayılması, servetin genişlemesi bireyciliği biraz tetikledi yani. Bireycilik, bireycilik arzusunu geliştirdi. İkinci en önemli unsur da şudur. Bu da bence önemlidir. Mekke'nin özellikle Müslümanların tüccarlardan oluşmuş olmasının bir sebebi var. Ciddi bir kahiret tüccarlardan oluşmasının. Mekke'deki insanların Mekke dışıyla seyahat edebilme fırsatları yani Mekke'nin dışına çıkıp girme ve orada efendim farklı kültürlerdeki insanlarla tanışma, kaynaşma özellikle Şam bölgesinde çok farklı dinlere yani Mekke'nin yani Orta Arabistan'ın ve Güney Arabistan'ın din anlayışının çok daha ...ilersinde daha gelişmiş, daha soyut bir Tanrı inancına sahip e, kültürlerle temasları da etkili olmuş olduğunu söyleyebilirim. Ben inanıyorum ki o kadar büyük bir coğrafyada seyahat eden insanlar... ...geldiklerinde yani bu taşa tapma nereye oturuyor, bu nedir... ...bunları çok ciddi seviyede sorgulama fırsatı bulmuşlardır yani. O insanlar yani. Çünkü özellikle o Şam bölgesi çok böyle gnostik yapıların, böyle mistik tarikatların, dinlerin, envai çeşidinin bulunduğu bir yer. Binbir çeşidinin ve soyut düşünebilmek kabiliyeti bir gelişmişlik ifade eder. Tanrı inancı da öyle değil mi mesela? Tanrı, kainat, evrene dair mesela yorumun yoksa bir Kureyşli ne yapacak mesela? Şiirlerde biz diyoruz ki Arap şiirinde ciddi seviyede ahlak e, felsefesi vardı. Vardı. Doğru. Arap şiirinde çok ciddi seviyede adalet felsefesi vardır. Doğru. Ama Arap şiirinde göklere dair, astrofiziğe dair, güneş, evrene dair neredeyse hiçbir şey yoktur. Çok az. Şimdi bu sorulara cevap verebilecek bir din ihtiyacı o seyahatlerle tebellür etmiş olabilir yani. Hazreti Erkam'ın evindeki faaliyetler, özel davetler, kişiye özel davetler artık Mekke'de hemen hemen ulaşılmayan kimseyi bırakmayacak şekilde yayıldı. Hani buna gizli davet denilmesini o yüzden doğru bulmuyor. Ne, nasıl gizleyeceksin bunu yani? Gizlenmesi mümkün değil onun da. Özel davet. Şimdi özel davet ne demek hocam? İşte onu geçen derste söyledim tekrar ediyorum. Özel davetle genel daveti farklı kılan tek şey toplu hareketler. Ama o yönündeki yapılan sözler, açıklamalar. Yani bunu bugünkü dünyadan şöyle misal verebiliriz. Bir var ki kafede buluşuyoruz, evlerde oturup bir şeyler konuşuyoruz. Bir var ki konferans salonlarını kiralıyoruz. Konferans salonundaki yapılan şeyle kafelerde, çay ocaklarında, efendim evlerde konuşulan şey arasındaki fark bu farkı belli eder. Birisi özel, diğeri genel. Bunu söylemiştim, biraz tekrar ettim. Burası önemli çünkü. Bu ayrımlar kolay kolay yapılamıyor. Mekke döneminin en zoru kronoloji. Ben kronoloji işin içinden çıkamadığım için Siyer'den vazgeçiyordum diyen bir oryantalist var. Siyer yazmaktan vazgeçiyordum diyor yani. Belirli değil mesela. İşkence dönemi ne zaman? Benim canım çıktı bu kronolojiyi yapana kadar. İşkence dönemi hemen zannediliyor ki işte Erkam'ın evinde yani o ilk dönem. Hayır işkence dönemi o dönem değil. Tamamıyla artık genel davetin başladığı dönemdir. Genel davet hareketi bu Mekke koltuğuna beraber çıkılmayız. Aynen öyle. İlk defa sen kamusal alanda görünür olmaya karar vermişsin. Memleketin en büyük kamusal alanı o. Şehir meclisi orada. İbadethanesi orada. Her şey orada oluyor, bitiyor yani hani ortak alan diyelim ya. Yani. Sen orada ilk defa görünür olmaya kalkmışsın. Yani Aynen. artık belli bir sayıya ulaşıldı. Hazret Hamza Müslüman oldu ve Hz. Hamza'nın Müslüman olmasından sonra işte Hz. Hamza'nın Müslüman oluş hikayesi de malum bir cariye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil'in çok ağır laflar söylediğini duyuyor ve bunu Hz. Hamza'ya iletiyor. Hz. Hamza da çünkü beraber büyümüşler hem süt kardeşi onun hem anne tarafından teyze çocuğu kuzen öyle güzel bir aralarında bir ilişki var. Her zaman sevmiş, kollamış, gözetmiş bir insan. Onun öyle hakarete uğradığını duyunca soruyor mesela orada önemli bir soru var. Diyor ki kardeşimin oğlu ne yaptı diyor. Yeğenim ne yaptı diyor. Bir şey demedi diyor o da. Hani bir şey dedi dese belki o kadar etkili olmayacak onda. Kendi hakkını savunmuş diyecek. Ama bir şey demedi deyince asabiyet damarları çok etkindir yani. Kabileden birine söylenen söz herkese söylenmiştir. Oğlu gibi. Oğlu gibi. Ee, yok kardeş gibi. Aralarında iki yaş var. Hazreti ile. Kardeş gibiler. Yeni tabii de ama kardeş gibiler yani. Türklerde çok olur bu hani amcamın parka getirdim bazen paylaşıyorlar sosyal medyada. Çok çocuklu ailelerde çok olur bu yani. Mesela Emre Hoca bizim yeğenle beraber büyüdüler. 3 yaş var aralarında. Benle de 5 yaş var mesela. Parkta beraber oynuyorlardı yani. Ben de öyle. E çünkü ablam benden neredeyse 18 yaş büyük. Ben hiç ablamı bizim evde görmedim yani. Çoklu ailelerde o tarz yaş şeyi farkı oluşuyor ya. Yani. Hazreti Amza Ebu Cehil'i görüyor işte ve ...onu güzelce bir dövüyor. Bu çok tehlikeli bir olaydır normalde. Çünkü Ebu Cehil gibi bir adama... ...Amr bin Hişam, Mahzumoğulları'nın tamamını harekete geçirecek bir şey. Bu, bu ne demek biliyor musun? Aziz Hamza işte şeye tokat attı. Bu şu demek, Haşimoğulları ile Mahzumoğulları birbirine girdiler. Kureyş'in en büyük iki klanı. iki kolu. E bu büyük bir felaket demek. Şehir içinde büyük bir kaos demek. Bir anlamda. E orada şöyle anekdotlar var. İşte Ebu Cehil işi büyütmedi diyor. Yani ben de eğer buna karşılık verirsem bu sefer bütün Haşimoğulları bir anda böyle yeğenimize karşı şey çocuğumuza karşı, <laughs> sahip çıkıyoruz derken bir anda iman da etmiş olabilirler. Ki halbuki çoğusu inanmıyorlar ona yani sonuçta. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması bir kırılma noktasıdır. Tabi az önceden beri şunu söylüyorum. Müslümanlar e, sistematik işkenceye tabi tutulmadılar. Sistematik işkence dediğimiz dönem toplu halde karar verilerek yani Kureyş bir karar alarak o açık davet başladıktan sonra gerçekleşmiş bir şeydir. Ama ondan önce yani bir adam işte onlarla takılma. Bir daha oraya gittiğini görmeyeceğim deyip çocuğunu dövdüğü vakidir. Mesela Hz. Zübeyir ateşlerde işte işkence görüyor mesela. Ondan öncedir mesela. Erkam bin Ebil Erkam evindeki dönemde yaklaşık 3 yıl veya 4 yıl 2. yılda girildi. 6. yılda çıkıldı deniliyor. Bana göre ikinci yılda girildi diye bir şey yok yani. İlk, de, ilk günden beri orası vardı yani. Fetretten sonra ayetler gelmeye başladığından beri bence hesaplıyorsun bir sürü bu. Şimdi detaylara girmek istemiyorum. Kim Erkam'ın evinde Müslüman oldu? Şimdi Erkam'ın evinde Müslüman olan insanların sahabe ansiklopedileri kimin ne zaman Müslüman olduğunu yazarken ...nerede Müslüman olduğunu da yazıyor. Erkam'ın evinde Müslüman olanlara bakıyorsun neredeyse ilk 10 tane sahabe de orada yani. Orada Müslüman olmuşlar yani. E demek ki bu başından beri vardı. Erkam bin Evin Erkam Müslüman olduğundan beri vardı. Belki bir süre sonra başlamış olabilir. Ben 6 ay demiştim hatta. Hz. Hamza'nın şeyi aklımda kaldı hocam. Dövdü sonra gidip tam Müslüman olmasına soruyor. Şöyle Hz. Hamza onu kışkırtmak için... ...ben de onun dinindenim hadi bana da desene diyor. Orada sadece iman ettiğini ifade etmek için değil yani. Yani ben hadi bana da de, de ya. Sonradan işte Allah kalbine bir iman yerleştiriyor. Erkam'ın evine gidiyor ve orada iman ediyor Hazreti Hamza. Hazreti Hamza da iman edince işin rengi biraz değişiyor. Neden? Çünkü o kabile kafası kolay kolay değişmez. O yerleşiktir. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması acaba Haşimoğulları toplu halde İslam'a mı girecek bir algısı yaratıyor orada. Sonra işte Hz. Hamza ile beraber biraz işte Ebu Leheb faktörü var mesela. İşte daha sonra şeyler şey dönemleri var onlara da geleceğiz Allah nasip ederse. Panayırlar. Panayırlarda davet nasıl gelişti? Mesela yani şimdi mesela özel davetle genel daveti ayıran en önemli şey panayırlarda her sene hacı oluyor. Panayır sürekli oluyor ama özel davet döneminde panayırda gidip davette bulunamazsın. Panayırda davette bulunamazsının anlamı şu, kürsüde çok çıkıp konuşamazsın. Herkese açık panayırlarda şi şiir kürsüleri var mesela orada konuşamazsın ama biriyle özel ilişkin üzerinden yürütebilirsin. Birebir temas yani, birebir markajın dönemi yani. Bugün en büyük ihmalimiz o. Şimdi bugün bir İslami hareketin buradan çıkartacak çok dersi var. Daha doğrusu bir İslami hareket zaten dersini buradan alması lazım. Çıkartacak çok dersi var değil. Buradan ders alması lazım. Evvela bu hareketin öznesi olabilecek çelik çekirdeğin yetişmesi lazım. Bunun için sabredeceksin. Hemen konferans salonlarını, stadyumları doldurmaya kalkmayacaksın. Yumurtayı önce soğutmayacaksın. Hani yumurta tavuk hikayesi var ya meşhur bir. Ne kadar fazla yumurta ihtiyacın varsa o kadar çok tavuğa ihtiyacım var demektir. Bir tane tavuğun başında bekleyip efendim kümesi karartıp karanlık algısı oluşturup günde 3 tane de yumurta alsan ondan yetiştiremezsin. Ama bir tavuğun bir yumurtanın üzerinde 21 gün beklemesini sağlayıp kendisinde gibi bir tavuğun daha yetişmesini sağlarsan onun bir hesabı var. Şimdi uzatmayayım da bir anda inanılmaz derecede yumurta sayısı artıyor. Beklemek önemli olan yani. Bu hareketi bu efendim işi taşıyacak, omuzlarında götürecek. Burada özne olacak, umde olacak, hareketin temel unsuru olacak. Kişilerin yetiştirilmesi, eğitilmesi lazım. Ne ile? İşte Kur'an-ı Kerimle. O ayetler yetiştiriliyor her açıdan. Ondan sonra sen Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gönderiyorsun, Şam'ı fethediyor geliyor. Şam'ı diyorum ya. Dinler bahçesi orada. Her türlü din var. Dünyanın bütün devletlerinin efendim at koşturdukları yeri Ebu Ubeyde bin Cerrah yetiştiriyorsun bir tane ondan sonra sonra da bırakıyorsun. Sonrası geliyor yani. Sonraki genel daveti bu insanlarla çıkıyorsun. Bu 200 kişiyle. Bu 200 kişiyi artık yeryüzünün her tarafına yayabilecek duruma getiriyorsun. Bugün İslami hareketlerdeki yapılan en büyük hata özel ve genel davet farkını gözetmemek oluyor. O yüzden özel ortamda söylenecek şeyler YouTube kanalında söylendiği için de kamuoyu önünde görünür olan kısmı inanılmaz derecede irite ediyor. Toplumun genel tabakasını daha da hareketten soğutuyor, uzaklaştırıyor. Genel daveti de özel davet eğitimi almış kişinin vasıtasıyla gitmen lazım. Bizde şimdi bir tane lider var, bitti harekette başka aynı şeyi temsil edecek, aynı davayı, aynı hizmeti götürecek, taşıyacak kimse yok. Bu aslında kimseye tesir edememiş demek. Yarın Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber bazı şeyler değişiyor artık. Hemen şunu söyleyeyim, yarınki derse bırakmadan şunu söyleyeyim. Ne Hazreti Hamza'nın Müslüman olması, ne Hazreti Ömer'in Müslüman olması İslam tarihinin ilk dönemlerinde, Mekke döneminde böyle anlatıldığı kadar büyük etkisi olan şeyler değil. Ya bu bu anlamıyorum. Ben bazı siyer kitaplarına çok şaşırıyorum ya her şeyi alt üst eden, her şeyi değiştiren öncesi ve sonrası diyebileceğimiz bir durum değil. Mesela İbn-i da hiç zikretmez onu. Hz. Ömer'in ve Hz. Hamza'nın Müslüman olması önemlidir. Ama yani bu İslam tarihinin seyrini değiştirecek ki döneminin tamamını ele aldığında en bilincin en mühim mesele olmasını sağlayacak bir şey değil. Bu gerçeği söylemek lazım yani. Hz. Hamza'nın Müslüman olmasından devam edelim. Velhamdülillah.